Bugün Afyonkarahisar'da Merkez İlçe Başkanımız, ilgilenmesi üyelerimiz ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla Beyyazı ve Çıklık kasabalarımızdayız. Sabah Beyyazı'ndaydık, şimdi de Çıklık'tayız. Bu bölgenin verimli arazilerinde gördüğünüz gibi turşuluk salatalıklar, ayçiçekleri, diğer mahsuller yetişmiş. Turşuluk salatalıklar toplamaya başlamışlar. Gerçekten 30 yıldır bu bölgede Türkiye'nin en verimli arazilerinde salatalık ekimi yapılıyor ve çok ciddi bir şekilde gelir elde ediyor vatandaşımız. Bu yıl Tarım Bakanlığımızın, İl Tarım Müdürlüğümüzün destekleriyle %50'sini hibe verdik. 2 milyon liralık nakit ayçiçek tohumu aldık. Yani toplam 4 milyon liralık bir destek sağladık ve 120 bin dekar Afyonkarahisar'ın tamamında verimli arazilerinde yağlık ayçiçeği ekiyoruz. Ülkemizdeki ayçiçek yağı sıkıntısını giderelim. Daha fazla yurt dışına hiç ihtiyaç olmaksızın biz karşılayalım diye Afyonkarahisar'ın Eliopresi çiftçisi bunu çalıştı, yetiştirdi. İnşallah kısa bir zaman sonra da hasadını yapacak. Buradaki arkadaşlarımız Çıklık'ta salatalıklarımızın turşuya dönüşeceği ve sanayiye dönüşeceği bir tesis yapılmasını arzu ediyorlar. Daha önce de konuşmuştuk. Şimdi kooperatiflerini kurdular. Aynen Beyyazı'da Mahmut Arslan Bey'in yaptığı gibi bir tesisi de inşallah Çıklık'a kazandırırsak buradaki üretilen çiftçimizin ürettiği mahsulü doğrudan alıp onu işleyerek sanayi ürünü, mutfak ürünü haline getirip ve hem yurt içinde hem de yurt dışında tüketilmesini ve çiftçimizin daha fazla kazanmasını sağlayacağız. Afyonkarahisar'ın çiftçisi üretiyor. Bu yıl girdi maliyetlerinin pahalı olmasına karşın Sayın Cumhurbaşkanımız bütün destekleri yüksek açıkladı. Buğdayı da, arpayı da, patateste, efendim salatalıkta hepsinin de fiyatları yüksek. İnşallah çiftçimiz bu maliyetleri fazlasıyla karşılayacak. Bereketli bir yıl olacağına inanıyorum. Çiftçimiz üretmeye devam etsin. Onların ürünlerini biz en iyi şartlarda alacağız, pazarlamaya devam edeceğiz. Onlar kazanacak, Türkiye kazanacak diyorum. Allah bereketini artırsın.